Paşalarım, ne eleyelim ki hünkârımızın sıhhati her gün daha kötüye gidiyor. Asker vaziyeti öğrenirse isyana kalkışır. Hadiselerin önünü alamayız. Emriniz nedir sultanım? Bir an evvel Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması icap eder. Emri hak vuku bulmadan zinhar olmaz sultanım. Asker hünkârımızın cenazesini görmek ister. İcap ederse sizin cenazenizi kullanırız Hafız Paşa. Tapuda açıp bakacak değiller ya. Siz en iyisini bilirsiniz sultanım. Lakin beklemekte fayda görüyorum. Bekleyeceğiz Sarıkçı Paşa. Lakin isyanın kokusunu aldığımız an Şehzade Mustafa tahta çıkmalı. O güne kadar da eski sarayda kalmalı. Maazallah. O bizim göz bebeğimiz. En iyi şekilde korumak icap eder. Halime Sultan pek sevinmiştir bu işe. Hem de nasıl? Gözlerindeki kini öfkeyi görmemek için aptal olmak lazım. Mühürü alır almaz ilk icraatının bizi sürmek olacağından hiç şüphem yok. Bu yüzden Halime Sultan'dan bir an evvel kurtulmak zorundayız. Safiye Sultan'dan bize fayda yok Menekşe, biliyorum. Adım kadar eminim ilk fırsatta saldıracaktır. Beni öldürmek isteyecek. Bu yüzden dervişi yanımıza çekmemiz şart. Zinhar kabul etmeyecektir sultanım. Gördünüz işte. Bugün etmez. Lakin yarın Sultanahmet rahmetli olduğunda ne yapacak? Onun aynı mezara girecek hali yok ya. Fahriye Sultan'ın nişanlı olduğunu unutmayın sultanım. Belki de onlarla birlikte hareket etmek isteyecek. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım elbet. Sen bütün paşalara haber gönder Menekşe. Hepsiyle tek tek konuşmamız lazım. Validem. Dilruba, niye çıktın daireden? Mustafa nerede? Dudu Asun geldi. Mustafa'yı alıp götürdüm. Mani olamadım. Ateşi düşürdüğümüz vakitler. Hünkârımız gözünü açıyor sultanım. Lakin epey güçsüz. Konuştu mu? Bir şey dedi mi? Bazen bir isim sayıklıyorlar. Nasya diyorlar. Nasya. Handan Sultan! Evladım nerede? Ne yaptınız ona? Veliaht dairesine alındı. Olması gerektiği yeri. Hem saati ve emniyeti için orada kalması daha münasip. Size bu akılları kimin verdiği malum. Evladımı benden koparacak, canına kıyacaksınız, öyle değil mi? Çiçek gibi sari hastalık olduğunda alınması gereken tedbirler bellidir sultanım. Bir evladı anasından ayırmak mıdır aldığınız tedbir? Valide sultan olarak kararları ben veriyorum Halime. İstediğin zaman git gör oğlunu. Lakin daha fazlasını isteme. Hangi valide sultanlıktan bahsediyorsunuz? Hı? Görmüyor musunuz? Sizin saltanatınız bitti. Başlamadan bitti. Kalacağım. Gidiyoruz. Kimseye bırakmam seni. Üşüyorum anne. Allah'ım. Mustafa. Oğlum. Menekşe. Aslanım aç gözünü. Mustafa! Mustafa aç gözünü. Allah'ım.
çekim çağırın. Mustafa! 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 Aslanım! Menekşe! Ne duruyorsunuz? Mustafa! Hekimler! Mustafa! Aslanım! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Mustafa! Dur! Mustafa! Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz de öleceğiz. Sağ kalsak ne olacak ki? Hepimizi köle pazarında satacaklar. Yeter! Yeter artık susun. Hünkâr olmadı daha. Şehzade olmadı. İyileşecekler. Çiçekten kurtulan mı oldu da onlar kurtulsun? Olur. Yüce Allah isterse her şey olur. Ben inanıyorum iyi olacak. Üzülmeyin. Sadece dua edin. Şehzademiz Mustafa mı? Sultanım, derhal bir şurup hazırlayın. Bitti Bülbül. Üç asırlık devleti âliyenin, hanedanımızın sonu geldi. Sultanım, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sayenizde nice fırtınalar geçtik. Elbet bir çare bulur, bizi bu müşkül vaziyetten kurtarırsınız. Ağlanıp sızlanmanın bir faydasını hiç görmedik. Elbet düşüneceğiz Bülbül. Düşüneceğiz de bizim de kudretimizin bir hududu var. Öyle bir imtihanla sınanıyoruz ki. Allah yardımcımız olsun. Amin sultanım.